Merhaba arkadaşlar, Jaturanga TV'ye hoş geldiniz. Bugün Liches üzerinde Jaturanga TV'ninki ile Canberk İnan maç yapacak. Onuran ve ben de bu maçı yorumlayacağız. Hızlı bir şekilde Canberk'i arka tarafa alalım maçını yapması için. Biz de yorum kısmına geçelim. Bakalım nasıl bir maç olacak? Neler öğreneceğiz? Çok öğretici bir maç bekliyorum ben Canberk'ten bugün. Evet, maç başladı. Vitalistar nereli? Kesin Rus'tur. 2100. Nereli bakıyoruz? Memleketi yazmıyor, belli değil, belli yazmıyor. Değil. Rus Türkesi. Shaint oynanıyor. Shaint. Canberk aktif bir Shaint mi oynayacak yoksa pasif mi? Filge 5, C6. Şimdi Canberk'in tarzı A, vezir D2. Flash 6 yapar. U D5. Tamam, ben. Şu an karıştı. 6 C attı, açıldı. Ben flash 6 bekliyorum Canberk'ten. Yani flash gelir altı. Ama ooo H4 sürdü, Canberk geliyor. Canberk'in tarzına hiç uygun değil. Olsun, benim kardeşim bu işi biliyor. Ooo H5 de geldi hızlı bir şekilde. Gelecek tabi, at H5 de alamıyor. Fila A2'yi kaktırır oradan ata. Açmaz da bir at var. Kaçmaz. Çok acayip işler. Çok erken bitebilir bu oyun. H6 mı? G-H5 H-G6 mı? Neler olacak? Bakalım, izliyoruz Canberk'in bu maçını. Bence ben H6... Bence bu maç Canberk'in beyninde bambaşka bir etkisi olabilir. Canberk'in oyun tarzında köklü değişikliklere sebep olabilecek bir maç olabilir. Kesinlikle, ve bunda bizim de etkimiz olduğunu düşünüyorum. Eleştirel yaklaşımımızla Canberk'in... Daha iyiye gitmek için her zaman eleştiriyor. Aynen. Lazım. Bunlar da olumlu olarak yansımış gördüğümüz üzere. Oyun tarzı değişmiş. At C5, merkezi de bırakmamak lazım. E4, istekte, talepte, arzuda. Ama at F6'daki hatta açmaz da. Açmaz var burada, onu da hızlıca gösterelim. Burada yoksa... Çok tempolu bir oyun. 3+2. Vitalistar'a karşı Jaturanga TV'nin 2 ile oynayan Canberk İnan. Ya aç şu haş hattını artık. Oo. Yine tuttu. Kendine yakışanı yaptı, uygun olanı yaptı. Tuttu. Ama neyi tutacak oyunu? Oo, H6 geldi. Siyahlar H6 geldi. İşte cevap verdi en son. Bir de gittikten sonra bir de G5 sürer. Kitler orayı. Geçmiş uğurlar olsun. Gitti. Bir de G5 sür aslanım. Sür. Sür Vitali. Korkma. G5 bekliyoruz Vitali'den. Haydi Vitali, yapabilirsin. Ooo, filin de gelişti. Şimdi ne yapacak biliyor musun? Hayır. O piyona çökmeye çalıştı. Ama Vitali yanlış yaptı. Bedelini ödeyecek. Bedelini öder Vitali. Evet. Bak kaleci 8. Kaleci geliyor, 8 geliyor. Şuradan yedi, o işlere şah girecek. Yedi. Şimdi vezir G7 yaptı. Şimdi ata 4 var. Tehlike. Ata 4 tehlikelerden bir tanesi. Çünkü bu kale açmazı alıyor. Açmazı alıyor. Atı. Sıkıntı var. Durumlar sakat şu an Canberk için. Haş attı, açıldı ama hiçbir işe yaramıyor haş attı. Açık haş attığından beslenemedi. Aç kaldı orada. Ooo, diğer atla tuttu. Aynı zamanda. Ya fil G4 at G4, oradan at E6 atlayabilir. Oyun çok acayip. B4 ile C5'teki atı kovup daha sonrasında bir at E6. Hatta kale, o F6'daki at hareket ettiği zaman bir kale H7. Yani şimdi fil G4, at G4'ten sonra bir kale H7 de var. G7'deki veziri de istekte kalabilir. Çok güzel. Hep birlikte çok göreceğiz. Çok güzel şu karıştı. Şu an Canberk çok aktif bir oyun oynamış vaziyette ve siyahlara kayıp gibi duran hep, bir oyun var. Hep kötüyü söyleyecek değiliz. Tebrik ediyoruz. Aa, iyi takdir de söyle. Ediyoruz. Takdir ediyoruz Canberk'i. Çok güzel aktif bir oyun oynuyor. Bence bu oyunlar onun oyununa da çok önemli şeyler katacak. Kesinlikle. Ve sizlerin de arkadaşlar. Tabii ki. Pısarak bu oyun oynanmaz. Pısarak oyun istemiyoruz. Ne yaptı? Fili kaçtı. Pıstı. Pısmak zorunda kaldı. Çünkü E6'yı tutmak zorunda. Şu kareye at oturmasın diye. Çünkü hani belki at tutuyor ama hızlı bir B4 hamlesinden sonra at da herhangi bir yere kaçacak ve boşta kalacak. Vezir D2 geldi. Çatal kalktı. Vitalistar. Çatal. Saniyesinde gördü. O da gördü. Nasıl bir çakal. Nasıl bir çakal. Hiç bir saniye bile düşünmedi. Onu bekliyormuş resmen. Onu bekliyormuş. Vitalistar. Gerçi o kalede bir işe yaramıyordu. Olsun. Tamam, kalitre öne geçti şu anda Vitalistar ama ben hala Canberk'im
avantaj yakalayabileceğini düşünüyorum. Yani oyun daha bitmedi. Daha çok bu köprünün altından çok sular geçer. Yani Aşat'ta çok güzel ama vezir orada, at orada, kale orada. Hani oradaki durum da güzel. Hani tek piyonu var gibi duruyor ama. Ben şu anda beyaz adına strateji üretemiyorum açıkçası. Hani üretecek strateji, bilmiyorum Canberk ne düşünüyor ama çok zor strateji üretilecek bir noktada. Şurada kötü bir veziri var. Evet, o çok tamam, kenara. Açık hatta kale bakıyor. Aynı zamanda atın da çeşitli tehditleri var. Hani, buraya bir destek atılması lazım. Hani veziri bir şekilde manevrayla, aslında ben bu veziri, şu A1'deki veziri H4'te görmek isterim. Hani nasıl bir manevrayla oraya getirir bilmiyorum. Şimdi at F4 istedi. Aslında at F4. Hemen vurmak hemen, lazım. Hemen hiç. Ha vur, piyon dur. Hiç tatavaya gerek yok. Çünkü at F4 daha sıkıntı. O at F4'e girerse siyah fili de yok beyazın. O at oradan kim kaldıracak? Geçmiş olsun. At da düştü. Bir de bir saniye, buralardan ne çıkar? At E6. At E6 mecburi, fili alacak. Fili E6. O güzel. Bence güzel bir piyon oluştu burada. İşte o burada güzel bir vezir olsa, vezirinin kötü kalmasından faydalanıyor evet, siyahlar. Evet. Yani şu anda isteği de şah çekip arkadan veziri düşürmek. Almak. Yani orada aktif bir şah olsa şu an rakibin şahı tarumar olurdu. Şahla vezir roku atsak geçer. At D1. At D1 aslında vezir G1 şah gelecek. Arkadan vezirin düşmesini önlemek için yapıldı. Vezir E4. Şimdi burada geometrik olaya dikkat etmek lazım. Kalede sıkıntıya düşmesin. Ben direkt at E3 ile kaparım ki tamam. Canberk de öyle yaptı zaten. O buraya bakan bir kale var. O sıkıntı. O sıkıntı. Bir an önce o vezirin bir yerlere gelmesi lazım. Veziri çok kötü kaldı. Vezir de bir olabilir. Belki bir ben kale... bir şey söyleyeyim mi? Kaleyi bence C2'ye inecek siyahlar şimdi. Ki indi de. İndi de. Ve şu anda kale F2 istiyor. F2 istiyor. Konumdaki sıkıntı giderek büyüyor. Oo. Kale F2 alamıyor şu anda. C7 güzel bozdu orayı. Güzel bozdu. Şimdi bir vezir de bir MC2 isteyip. Evet. Hem şahla, hatta önce kale H5 sonra vezir H5. Oradan bir ikili kaleyle vezir orada şahı mahvedebilir. Süre olarak da öndeyiz. Veseli star piyonu atladı. Şimdi bence bir kale bir G5. Şah. Şimdi peşinden vezir H5. Vezir H5 geldi. Vezir H5 gelmesi geldi. Gelmesi lazım artık. Evet, vezir H5'ten sonra. Evet, vezir H5 geldi. 50 saniyesi var. Canberk rahat oynayabilir. Bence şu anda mata doğru gidiyor. Kale G6 mı yoksa arkaya kaçar oradan? Bence vezir H3 doğru hamle. Vezir H3 doğru hamle bence. Arkaya kaçmasını önlüyor. Vezir H3 gelmesi lazım. Canberk vezir H3 gel Canberk. Canberk vezir H3 gelir mi arkadaşlar? At yarışına döndü. Canberk açıktan vezirini geliyor. Canberk. Rakibin 8 saniyesi kaldı. Bunu da kullanmak lazım. At çok güzel kareleri tutuyor. At mükemmel kareleri tutuyor. Şahın gidişini engelliyor şu anda. Şahın gidebileceği, kaçabileceği, sığınabileceği D7 karesi var ve vezir H3 geldi. Yalnız Canberk'ten vezir H3 geldi. Şah piyonu alabilir, aldı da zaten. Alsın. Şu anda güzel bir tehdit tekrar oluştu. Evet. Güzel bir hamle. Vezirle kapamak zorunda. Ve geçmiş olsun. Canberk kazandı. Canberk kazandı. Vitalis Star'a geçmiş olsun. Canberk gelemeyen yanımıza. Evet, işte, kaybettim dedin mi? Yani çatal uyuyunca hayatım kaymış gibi hissettim. Bir de vezirin kötü kaldı. Oyun kötü kaldı birazcık. Beynime mermi yemiş gibi şey. At B3 geldi orada. Orayı bir görebilir miyiz Uğur ya? Hemen görelim çok hızlıca. Analizi açmak istiyorum direkt ben şu anda. Ama yine üstüne basarak söylüyorum. Aktif oyunun faydası. Canberk aktif oynadı bu oyunu. Evet. Ve aktif oynamaya başladığı andan itibaren de Fark çok net ortaya çıktı. Bence bir E7 piyon sürüşü, hani burayı göstermek istiyorum ben. Burada bir geri alalım. E7 yerine daha iyi bir hamle olabilir miydi? Belki burada direkt vezir D1 de gelebilirdi. Yani direkt vezir D1 de gelebilirdin. Ama kale F2 dalıyor. Kale F2 dalıyor. Ve hani güçlük alıyor birazcık açıkçası. Direkt vezir D1'de hani şu şahlarda da birazcık sıkıntı oluyor. Kale G5'ten sonra şahın gidebilecek biraz daha yolu var gibi. Ve hani şu piyonu alıp yolunu buluyor bir şekilde. Ben E'yi beğendim. Ki zaten o da destekliyor. E'den sonra Kale E8. Hani hesaplaması çok az süresi kalmışken. Bilgisayar ama bilgisayar çok daha güzel bir şey önerdi. Vezir C8.
Şey kaleci 8'e. Kaleci 8'e ama direkt görebilmek de hani bilmiyorum. Evet şuradan vezirini isteyecek şah. Ama vezirini kurtarabiliyor mu bir de? Vezir de 1'e de açmaza düşürüyor. Evet vezir de 1'e de açmaza hani şuradan zaten sonra. Sen bilgisayar da piyonu feda edip o dubleyi bozmamı öneriyor. Aynen piyonu feda edip kale veya kale çıktı. Kale çıktı. Ya. Bilgisayarın azizliği artık. Bilgisayarın azizliği. Bence güzel bir maç oldu yine. Hani çatal yediğin noktada da sıkıntı yaşamıştın. Ona rağmen iyi kazandığını düşünüyorum. Ben tebrik ediyorum. Evet. Bir video daha yapmak istiyoruz bu şekilde arkadaşlar. Evet. Chaturanga TV'ye abone olmayı unutmayın. Sağda solda bahsedin. Bahsedeyim videolarımızı da beğenin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.